Sosyal medya platformlarına geçelim şimdi. Sosyal medya platformlarına bir yenisi daha eklendi. Neymiş ismi? Clubhouse efendim. Clubhouse diye bir sosyal medya platformuymuş. Sesli sohbet imkanı sunuyormuş efendim. Devlet aleyhine propaganda aracı haline gelebilmesi de söz konusu olabilmektedir. Salgın döneminde kullanım oranı artan sosyal medya mecrasına yeni bir uygulama daha katıldı. Adı da Clubhouse. Tıpkı Twitter gibi, tıpkı Facebook gibi ancak ses üzerine kurulu, ses temelli bir uygulama olduğunu, pandemi dönemi içerisinde kurulması, San Francisco merkezli ve Amerika merkezli bir sosyal medya uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Clubhouse sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformu. Kullanıcılar görüntülü değil, sesli konuşuyor. Sadece iOS işletim sistemi olan ve sadece davet alan kişilerin kullanabildiğini söyleyebilmek mümkün. Bir kullanıcı 5 kullanıcıyı bu uygulamaya dahil edebiliyor. Radyo gibi kullanılan Clubhouse davetiye sistemine dayalı. Yani bir kullanıcı direkt olarak uygulamayı açamıyor. Gizlilik ilkelerini kontrol ettiğimizde büyük sorunların yaşandığını görüyoruz. Burada kullanıcılar odalar oluşturuyorlar ve bu odalarda sessiz bir şekilde, anlık bir şekilde konuşuyorlar. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabiliyor. Burada odalar dahilinde moderatör sizi konuşmacı olarak sohbete dahil edebiliyor ya da sadece dinleyici olarak odada kalabiliyorsunuz. Bu sanal ortamda bulunması tabii ki casusluk ve diğer faaliyetler açısından da kullanabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak uygulamanın güvenlik yönünden sakıncaları da var. Bas konuş uygulama olduğundan dolayı anlık bir şekilde yapılan konuşmaların takibi giderek zorlaşıyor. Dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık olumsuzluklara karşı kullanıcılara uyarılarda bulundu. Yasa dışı faaliyetleri yürütebilecek konuşmalar yapabilmesi, devlet aleyhine propaganda aracı haline gelebilmesi de söz konusu olabilmektedir. Değerli izleyiciler.